Benim porselen kalbim karanlık bir çaha düşmüş. Tek başına savaşırken bir aşka esir olmuş. Yüz bin parça eksik sevgisiz. Efendim. Hayır, 15 dakika olmadı. Biraz önce bir parça fazla okudum sadece. Hemen geliyorum, yoldayım. Tamam ama yani geç kalmadım ki, geleceğim zaten. Tamam, geliyorum hemen. Kapat, hemen geliyorum. Hemen gitmem lazım. Bıktım artık bu anlamdan. Benim özgürlüğümü kısıtlıyor. Hemen gitmem lazım. Elim ayağıma karıştı. Nasıl da gideceğimi bilmiyorum. Of ya, hemen gitmem lazım. Ne yapacağım şimdi? Arabaya ne oluyor şimdi? Hayır ya. Şu an olmaz bak. Şu an olmaz. Şu an değil. Lütfen. Lütfen bak. Şu an değil. İnanmıyorum. Ne oldu şimdi sana ya? Hayır ya. Şimdi değil ya. Şimdi olmaz. Kesin inanmayacak. Ne oldu ki arabaya? Ne yapacağım ben şimdi? Of, ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Allah'ım, ne yapacağım ben ya? Efendim, geliyorum, yoldayım. Tamam, geliyorum. Bekleyin. Bekle, geliyorum. Hemen geliyorum. Tamam, geliyorum diyorum. Kapat. Şimdi inanmaz arabanın bozulduğuna. Ne yapacağım ben? Hey, merhaba. İnanmıyorum. Efendim, beni tanır mı ki acaba? Tanımaması gerekiyor. Bu halde görmemesi gerekiyor beni. Yoksa o çok kızar, çok kızar. Neden ünlü biriyim ya? Ünlü biri olmaktan nefret ediyorum. İstemiyorum bunu, istemiyorum. Merhaba, sorunuz nedir? Beni tanımadı mı yoksa? Sanırım beni tanımadı. Hanımefendi, sorunuz nedir? Evet evet, beni tanımadı. Benim sorum, sanırım arabamda bir sıkıntı var. Bilmiyorum, anlamadım. Yolda burada kaldım böyle. Tamam tamam. Hemen şu karşıda benim tamir atölyem var. Hemen çekelim oraya bakalım. Ay, inanmıyorum. Bugün şanslı günüm değil. Tamam tamam, ben hallederim. Merak etmeyin. Peki o zaman, varım bir an önce hallolur ya. Hemen. Beni tanımamıştır umarım. Tanımaması gerekiyor. Magazinlere böyle yansımamam gerekir. Of, yansırsam onlar o beni mahveder ya. Daha çok üzerime gelir. Umarım böyle bir şeyle yargılanmam. Ne yapacağım ben şimdi? Umarım bir şey olmaz. Umarım fazla bir sorunu yoktur. Bir an önce gidebilirim. Şey, bakar mısın? Neyi var ki? Lütfen bir şeyler söyler misin? Merak etme, merak etme. Yağ kaçırıyor sadece. Merak etme. Hemen halledeceğim. Peki o zaman. Biraz hızlı olabilir misiniz? Sizin karşıma çıkmanız da bir zaten güzel bir şey ama biraz hızlı olursanız sevinirim. Merak etme, ben halledeceğim hemen. Peki o zaman, bekliyorum. Hallettim, bitti bile. Gerçekten mi? Bu kadar hızlı mı? Evet evet, bu kadar hızlı. Bir su isteydiniz isterseniz. Benim bir an önce gitmem lazım. Çok teşekkür ederim bana yardımcı olduğunuz için. Asıl ben teşekkür ederim. Zamanınız varsa isterseniz anneannem yemek yap, yiyelim beraber. Teşekkür ederim ama ben gideyim. Borcum ne kadar benim? Ya ne borcu? Zaten çok basit bir şeydi. Olsun yine de. Yok yok, gerek yok. Sorun değil. Küçük bir şey zaten. Çok teşekkür ederim bu nazik davranış için. O zaman ben arabayı indirseniz de gitsem bir an önce. Tabii tabii. Akşam isterseniz size yardımcı olayım. Tek başınıza gitmeyin. Teşekkür ederim. Gerek yok buna. Tamam o zaman. Siz bilirsiniz. Ben arabanızı indireyim hemen. Peki o zaman, indirin. Çok teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok nazik.
nazikti. Bana da yardımcı oldu. Demek ki insanlar da varmış. Beni tanımadı bile. Çok iyiydi. Hayır. Büşra, ne yapıyorsun? Sen bunlara odaklanamazsın. Evdekine nasıl hesap vereceksin onu düşünmen lazım. Ben bir an önce gitmem gerek. Çok güzeldi. Yakından daha güzelmiş. Onu tanıdığımı belli etmek istemedim. Rahatsız olur belki benden. Hem yardım almaktan da çekindi biraz. Hem o ünlü biri. Benim gibi bir tamirciyle ne iş olur? Kendi kendime hayal kuruyorum. Of, ama çok güzeldi. Yakından daha güzelmiş. Ama neyse işte. Benim gibi birinin de ancak bu kadar hayali olur. Neyse, anneannemi daha fazla bekletmeyeyim. Eve gideyim artık. Çok geç kaldım, çok. Hemen eve girmem lazım. Bekliyordur kesin beni zebani gibi orada. Yok, sanırım uyumuş. Çok ses çıkarmayayım. Dolaptan bir şeyler yiyeyim de. Karnım acıktı bir yandan da. Ben şuradaki pizza yiyeyim. Çok ses çıkarmamam lazım. Her ses çıkarırsam uyanır şimdi bir de. Bir de onun çenesini çekemem yani. Of, bütün özgürlük alanlarım gitti. Böyle bir şey miydi ünlü olmak? Bunu isteyen kimdi ki? Hemen elindeki pizzayı at aşağıya gel. Sen... Evet, uyumadım. Hemen aşağıya gel. Tamam, hemen geliyorum. Efendim? Neredeydin sen bu saate kadar? Dedim ya... arabam bozuldu. Hep bir bahane. Arabam bozuldu. Konser geç bitti. O, bu, şu. Bıktım senin bahanelerinden. Seni mahvedeceğimi biliyorsun değil mi? Bana gücüm yeteceğini. Ama ne yapayım? Arabam bozuldu. Bunun için elimden gelen ne olabilir ki benim? Bu beni hiç ilgilendirmez. Bu eve asla geç kalmayacaksın. Her şeyi vaktinde halledeceksin. Sana... İzin verdim de istediğini yapabileceğini mi sanıyorsun? Ama ben ne yapabilirim? Böyle yapmak zorundaydım. Arabam bozuldu. Ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamadım. Bir daha bu eve geç kalırsan seni de tüm hayatında mahvederim. Bunu unutma. Tüm o istediğin şöhret var ya, hepsini yok ederim. Tüm güçlerini alırım. Ne diyorsun sen ya? Ne dediğimi anlayamadın mı? İstersen anlatayım bir daha baştan. Tamam anladım. Üzerime gelme. Tamam o zaman. Ben şimdi uyumaya gidiyorum. Beni rahatsız ettin. O pizzayı da az ye. Sen ünlüsün. Ya ben şimdi ne yaptım ya? Ne yaptım? Ne kadar daha dayanacağım bu adama ya ben? Ne kadar daha dayanacağım buna ben? Ne kadar? Özgür olmanın ne kadar zor olduğunu kimse bilmiyor. Birinden korkmanın. Artık sıkıldım bundan. Çok sıkıldım. Özgür olmak istiyorum. Özgürce gezmek istiyorum. Kendi hayatımı yaşamak istiyorum. Yeter artık. Yeter. Yat artık. Tamam peki. Yeter artık. Özgür olmak istiyorum. Birinden bile hoşlanamıyorum bu hayat yüzünden. Anneanne, ben geldim. Oğlum nerede kaldın sen? Kaç saattir bekliyorum. Anneanne ne yapayım? Bugün biraz işlerim uzadı. Ne işiymiş bu böyle? Yoksa kız arkadaşın falan var? Hayır anneanne, ne alakası var? Bir tane son anda bir araba geldi. Anneanne biliyor musun, o çok ünlü biri. Ne diyorsun oğlum? Anneanne çok ünlü biri ama ben ona yakından görünce aşık oldum. Tabii ona tanıdığımı belli etmedim. Niye belli etmedin oğlum, söyleseydin fotoğraf falan çekilseydin. Hayır anneanne, resmen kız zaten rahatsız oluyor gibiydi tanınacağım diye. Ben de tanıdığımı belli etmedim rahatsız olmasın diye. Aman anne, çok güzeldi. Bakarsın, o da seni beğenmişti. Aman anneanne, benim gibi tamirci birinin öyle ünlü bir kız neden beğensin? Ne oğlum, sen de yakışıklı, kendi işini yapan bir çocuksun. Aman anneanne, beni boş boş hayaller kurdurtma. Ama anneanne biliyor musun? Neyi? Anneanne, bir gözleri vardı, o kadar güzeldi ki. Belli. Sen aşık olmuşsun. Aman anneanne, ona herkes aşık. Benim ona aşık olmama ihtiyacı mı var? Olur mu öyle? O da bir insan sonuçta, ünlü de olsa. Onun da bir kalbi var. Hem benim torunum da yakışıklı. Niye aşık olmasın sana? Aman anneanne, kaç tane yakışıklı var böyle biliyor musun? Hem de zengin. Oğlum, öylelerinde para olur. Ama aşk sevgiyi bulamazlar. Herkeste bir şey eksik. Sende para yok işte. Onda da aşk sevgi olmaz. Böyledir bu. Aman anneanne. Sen de beni sevdiğin için işte beni avutuyorsun, anlıyorum. Neyse, ben sana dolaptan ne yaptım getireyim. Neymiş anneanne? Sürpriz. Bak işte hepsinin. Ooo anneanne, en sevdiğim. Teşekkür ederim anneanneciğim. Bak oğlum, mutluluk budur işte. Biz böyle de mutluyuz. Evet anneanne, haklısın. Ama zaten o kız öyle
bu kadar layık olabilir değil. Ben öyle biri olduğunu sanmıştım. Ama daha çok telaşlı gibi gözüküyordu. Endişeli. Birinden korkuyor gibiydi anneanne. Bilmem ki oğlum. Herkesin hayatta kendi şeyinde sorunları var. Belki bir sorunu vardır. Bilmiyorum anneanne. Zaten bir daha nereden görüp öğreneceğim? Hadi oğlum hadi ye. Tamam anneanne. Eline sağlık. Yine sabah oldu. Oğuzhan ne? Sanki özgür olmadıktan sonra şimdi gideceğim. Kılığımı değiştireceğim. Ondan sonra yürüyüşe çıkacağım. İnsanlar gibi ben de istediğim gibi kılıkta markete gitmek istiyorum. Ama ben tanınmamak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ben çıkıyorum biraz. Nereye gidiyorsun böyle? Yine kılıklar değişmiş. Tanınmamak için değiştirdim. Biraz dışarı çıkacağım. Hava alacağım. Burada mı izin yok? Çok fazla geç kalma. Hemen gel. Peki tamam. Ve bir şey öğrendim. Ne öğrendin yine? Dün o tamirciyle çok samimi konuşuyormuşsunuz. Böyle bir şey duydum. Ne alaka? Nereden duydun? Ben her şeyi duyuyorum. Dikkatli ol. Benim canımı sıkma. Şimdi defol. Ulan ya her şeyi duymak zorunda mısın ya? Böyle yaşamak istemiyorum. Bu ne ya? Benden önce her şeyi öğreniyor. Ben orada kimse bile yoktu. Nasıl öğrendi böyle bir şeyi? Oh be anneanne. Ne oldu? Yine o güzel kızı mı düşünüyorsun? Evet anneanne, keşke bu plaja gelseydi, beraber biraz vakit geçirsek. Ha, halk plajında ne işi var öyle ünlü birinin? Sen de hayal kurma oğlum. Anneanne, ama halk plajında diyorsun ama benim gibi kıytırık bir tamirci de gelip tamir ettirdi arabasını. Belki burada da çıkar. Oğlum bir dur ya, kendi rüya aleminde gezme. Peki anneanne, sen öyle diyorsan. Bak bak, mis gibi hava var vallahi, mis. Hiçbir plaja değişmem burayı. 65 yıldır buraya gelirim. Maşallah anneanne. Bir 65 daha gelirsin. Yok yavrum, nerede, yaşlandım. Senin de düğününü görseydim ölsem de gam yemem. Anneanne saçma sapan konuşma. Yine başlama, keyfimizi kaçırma. Tamam oğlum tamam. Ama anneanne çok güzeldi. Onu düşünemeden edemiyorum. Oğlum olmayacak diye bir şey yok. Hayatta her şey olur. Belki de bakarsın ki olur. İnşallah anneanne. Ben de onu istiyorum. Of, artık çok sıkıldım bu durumdan. Bundan nasıl kurtulacağım? Hiçbir özgürlüğüm yok. Ondan korkmaktan da sıkıldım. Şimdi burada bile nefes alamıyorum. Ama iyi ki de buraya geldim. Doğa işteyse bana huzur veriyor biraz da olsa. Burada iyi hissediyorum kendimi. Of of. Ne yapacağım ben bu adamla? Nasıl başa çıkacağım? Hiç mi bir çözümüm yok? İstemiyorum böyle bir hayat. Özgür olmak istiyorum. Aa, çok güzel. Acaba bir sahibi var mı bunun? Belki de yoktur. Küçüklüğümde babamla çok yapardım bunu. Şimdi de yapmama hiçbir engel yok. Biraz olsun küçüklüğümü hatırlayıp özgür olmak istiyorum. Aa çok güzel. Aynı eskisi gibi hissettiriyor. Of, ondan bir an önce kurtulmam lazım. Bu özgür hayatıma dönmem lazım. Bu hayatta özgür olmak kadar güzel bir şey yok. Keşke birazcık daha özgür olabilsem. Sen? Aa sen? Evet, hatırladın mı? Tamirci çocuk. Aa, evet hatırladım. Ne yapıyorsun burada? Seninle karşılaştığıma sevindim. Ben de çok sevindim seninle karşılaştığıma. Bunu beklemiyordum. Ya da bekliyordum sanki. Anlamadım. Yok bir şey. Gel istersen anneannemle vakit geçiriyorduk. Seni anneannemle tanıştırayım. Peki. Anneanne. Efendim oğlum? Bak bu kız. Yoksa o ünlü aşık olduğu kız bu mu? Anneanne. Sussana. Bu kız o kız mı? Anneanne. Oğlum aşık olduğum ünlü kız dedin ya. Anneanne hiçbir şey bilmiyordu. Her şeyi mahvettin. Demek sen beni tanıyordun. Evet. Neyse siz konuşun gençler. Ben arka taraftayım. Anneanne nereye gidiyorsun beni böyle atıp? Ben şuradayım ya, biraz izleyeceğim etrafı. Özlemişim buraları. En son dedenle geliyordum yavrum. Anneanne beni zor durumda bıraktın gidiyorsun şimdi. Büşra. Demek her şeyi biliyordun. Evet biliyordum ama benden rahatsız olmanı istemedim. Yani sanki biraz rahatsız olacak gibiydin. Rahatsız etmek istemedim seni tanıyıp. Aa çok teşekkür ederim. Böyle düşünceli olman hoşuma gitti. Hoşuna mı gitti? Evet hoşuma gitti. Çok düşüncelisin. Bu arada anneannemin dediği... Anneannenin dediği çok normal. Sen de hoş birisin. Nasıl yani? Benden hoşlanıyor musun? Evet. Ben de senden hoşlanıyorum. Nasıl yani? Anneanne seni çok seviyorum. İyi ki söylemişsin. Deli çocuk. Ben benden hoşlanmazsın diye düşündüm. Neden öyle düşündün? Gayet hoş ve yakışıklı birisin. Tabii ki de hoşlanabilirim senden. Öyle yaptım işte. Büyük dedenizle biz böyle tanışmıştık.
Ya gerçekten çok güzel ve romantikmiş. Evet anneanne, bunu daha önce bana anlatmamıştı. Denk gelmemiş yavrum. Aa, akşam olmuş saatte çocuklar. Ben günün farkında değilim. Akşam olmuş. Ne oldu Büşra? Benim bir an önce gitmem lazım. Kızım biz seni bıraksaydık. Yok, benim arabam orada. Benim bir an önce gitmem lazım. Kusura bakmayın. Nereye gidiyorsun kızım? Dursana. Niye acele ediyorsun? Bundan sonra görüşmeyelim lütfen. Ne diyorsun Büşra? Böyle konuşmadık, hani sen de benden hoşlanıyordun. Yok, hayır, görüşmememiz gerekir. Benim bir tane babam var ve çok sinirli. Lütfen, onunla asla anlaşamazsın. O asla seni kabul etmez, istemez. Lütfen benden uzak durun. Kendi iyiliğiniz için benden uzak durun. Lütfen, uzak durun. O insanları da kendi hayatım yüzünden mahvedemem. Hemen gitmem lazım. O psikopat ne yapıyordur şimdi? Anneanne, ne oldu şimdi? Benden hoşlandığını söylüyordu, şimdi ne diyor? Kızı sakladığı bir şeyler var. Git öğren çocuk. Sevdiğin arkasında dur. O kız senden hoşlanıyor. Zorlu olan bir şey değil. Babasıyla konuşursun. Ciddi olduğunu söylersin. Tamam anneanne. Gideceğim ben de. Öğreneceğim ne olduğunu. Sen neredesin? Nerede kaldın? Nerede? Ben ama ya. Nasıl vakit geçtiğini anlayamadım. Bunu sen istedin şu an. Tüm güçlerini yerine alacak. Zaten seni o gün lanetlemediğime şaşırdım kendi. Sana şans verdi yine. Senin her istediğine izin verdim. Sen de bana saygıyı unuttun. Bırak artık peşimi. O lanetli kitabı açana kadar hiç böyle şeyler yoktu. Gücümü istediğim gibi kullanabiliyordum. Bırak peşimi. Artık o lanetli kitabın laneti gitsin istiyorum. Senin bir tane gücün kalmadı. O lanetli kitabı aile dinleyip açmayacaktın. Hem bu yüzden aileyi kaybettin. Hem de şu anda güçlerini kaybettin. Evet, hepsi senin yüzünden. Senin kontrolünde olmaktan, özgür olmaktan sıkıldım. Bırak peşimi artık. Bundan sonra ya beni dinlersin ya da seni tamamen yok ederim. Aynı hayal gibi. Tamam, peki anladım. Büşra? Burada kim? Bunun burada bir işi var. Sakın ona dokunma. Sakın ona bir şey yapma. Çekil şuradan. Ona dokunma diyorum, sakın. Sana çekil dedim, burada kim? Sen hangi cumhuriyette benim evime girersin? Bırak diyorum onu. Bırak. Ne yaptın ona? Bırak dedim sana onu. Bırak. Senden korkmuyorum. Onu öldüremezsin. Ne yapabilirsin ki? Senin güçlerin çoktan yok. Bunu denemeyecektim. Ne oluyor? Olmayan güçleri mi kullanmaya çalışıyorsun? Artık yeter. Senden nefret ediyorum. Git artık hayatımdan. Seni istemiyorum. Sonsuza dek yok ol buradan. Ne yapıyorsun? Dur! Senin bir şeyin yok! Defol! Ya sen yok olacaksın ya ben! Git buradan! Sonunda gitti! Nasıl yani? Korkularımla yüzleştiğimde o kayboldu! O gitti! Ve güçlerim bende şu anda! Hey! Uyan! Lütfen uyan! Lütfen uyan! Onu kurtarmak için elimden geleni yapacağım! Gitme lütfen! Bırakma! Ailemden sonra ilk defa biriyle yalnız hissetmedim! Anneanneni çok sevdim! Seni çok sevdim! İlk defa bir aile gibi olabildik! Lütfen! Beni bırakma! Şu an daha fazla uğraşma benim için! Özgür ol! Bak, özgür olmak istiyordum! Ben senin için canımı feda edebilirim. Hayır, lütfen, lütfen beni bırakma. Bırakma, gitme, gitme. Yoksa öldün mü? Uyan, lütfen uyan. Şu an? Yoksa seni geri döndürebildim mi? Çok iyi hissediyorum kendimi. Nasıl yani? Gerçekten iyi oldun. Evet, iyi oldum. İnanmıyorum. Senin sayende hem özgür kaldım hem de sana tekrar kavuştum. Bana hayatımdaki en önemli şeyi verdin. Özgürlüğü. Bir de seninle zaten özgür hissediyorum ben. Müşra, benimle evlenir misin? Tabii ki. Sonsuza değil. Evet. Tebrikler çocuklar. Tebrikler. Tebrikler çocuklar. Çok mutlu olursunuz inşallah. Teşekkür ederiz anneanne. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Çocuklar çok mutlu maşallah. Öyle öyle. Biz de mi evlensek acaba? Çıldırdın mı bu yaştan sonra? Olacak iş mi? Olur olur. Neden olmasın? Aman dur. Git delirmiş adam bu yaştan sonra. Senin bana gönlün var gibi.